Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra eski usul böyle selfie kameramla motovlog, vlog çekmeye başlayacağım. Şimdi bugünün konusu şu, motosikletimi yaza hazırlıyorum. İşte yağ değişimidir, zincir bakımıdır, yıkanmasıdır, lastik basınçlarıdır. Hepsi etiketlere bakacağız ama önce Kadıköy'e bir Hasanpaşa'ya uğrayacağım. Eksiklerim var işte zincir yağı, zincir temizleme spreyi vesaire falan bunları alacağız. Bir de yağını kendim değiştiremiyorum şu anda çünkü garantisi devam ettiği için Rıfkı'nın serviste değişmesi lazım. Ben yapsam bence bana bir şey demezler ama yine de risk almak istemiyorum. Garantiyi bozmayacağız arkadaşlar. Şimdi motor başında görüşürüz. Hatta unutmadan bir buff falan da bakacağım kendime. Bulabilirsem bir iki aksesuar bir şeyler de bakacağım. Belki mağazada da çekim yaparız. Gerisini motor başında konuşuruz. Siz de aşağıdan abone olursanız sevinirim. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar Rıfkı'ya geldim. Çözdüm. İşte diskidir, zincirdir falan hepsini açtık. Çantamızı doldurduk. Bunu da bir göstereyim. Her şey burada. Yedek kaskım, sırt çantam. İşte buraya bir şeyler alacağız. Şimdi ufak ufak gidiyoruz. Önce ne yapacağız? Motosikletimizi ısıtmadan çalıştırmıyoruz değil mi? Bir boşluğa alalım. Bu arada benzinim de yok. Ne kadar kalmış? Bir diş kalmış. Dün almıştım ama onu da dolduracağız. Şöyle bir. Bunu çalıştırırken arkadaşlar. Bak şimdi bir detay verelim. Deviri görüyor musun? Motoru ısıtması lazım. Bunun biraz düşmesini bekleyeceğim. O sırada motorumuz da sürüşe hazır olacak. Bak şu anki durum bu. Kaskımı da bu arada yeni temizlemiştim. Belki ekipman temizleme şeyi de yapabiliriz. Ekipman bakım videosu da yapabiliriz. Şimdi ufak ufak ben de hazırlanayım. Artık yolda görüşürüz. Arkadaşlar hava o kadar güzel ki gaza gelmişim. Yanlış yerden çıktım. Bak Acıbadem tarafından çıkmışım. Yani bir önceki girişten girseydim direkt Hasanpaşa'ya giriş vardı ama şimdi buradan Acıbadem Caddesi'ne çıkıp dolanacağım. Olsun, fazladan gazlamış olduk. Yapacak bir şey yok. GoPro'm hala kırık. Bulabilirsem ona da bir aksesuar bugün bakacağım ki şu sürüş anlarında da daha keyifli görüntüler çekelim. Şimdi ufak ufak gidiyoruz. Arkadaşlar bugünün pazar olduğunu unuttum. Hasanpaşa'da çoğu yer kapalı. Spartan'a gidecektim. Orası da kapalı. Orada çok fazla şey var. Burada bir yer buldum. Birkaç yere gireceğim şimdi soracağım. Zincir temizleyici, zincir yağı vesaire. Bakacağız bir de buff bakacağız. Şuraya girelim bakalım. Arkadaşlar şimdi Putoline'dan yağ almadım çünkü beyaz zincir yağı vardı. Temizleme spreyi aldık. Bir de şu telefon tutuculara baktım ama şunun siyahını arıyorum aslında. Belki alternatif bir şeyler buluruz. Bir de gelmişken yazlık eldivenlere de bakacağım. Yazlık eldivenlerin fiyatı nedir? 160 liradan başlıyor. 160 liradan başlıyor. Şurası herhalde. Mesela şu 129 liraymış. Ama kaliteli bir şey almak istiyorum. Mesela şu an elinizdeki en kaliteli yazlık eldiven hangisi? Parmaksız mı? Parmaksız. Ortadaki de iyi, skoy kolayı. Ne kadar bu? Bu 280. 280 aslında fena değil fiyatlar ya. Alpinistleri çünkü giyemiyorum yazın. Buna da bakacağım birkaç alternatif olmadı. Buradan alırız. Eldiven için Sima'yı alıp gelmem lazım. Ona da bakacağız. Buff'ı burada hem kendime hem de Sima'ya seçeceğim arkadaşlar. Ben biliyorsunuz motorda koyu renk bir şeyler seviyorum. Bak şu dümdüz siyah. Bunu kendime aldım. Bu bir cepte. Bir de Sima'ya da bir şeyler alalım. Alevli. Harley Davidson bir şeyler mi alsın? Pembeli nasıl? Aa, bunu alayım Sima'ya. Beğenmezse takmaz, yapacak bir şey yok. İki tane de buff aldım arkadaşlar. Ya bu arada bak bu elcikleri ben kullanmıştım Pulsar'da. Bir süre götürmüştüm. İki tane buff'ım var. Zincir temizleme. Hesabı ödeyip motor başında görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi eşyalarımızı paketledik gideceğiz ama bak ben buff'ı düz diye aldım. Böyle çıktı. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bunu takacağız. Birazcık daha hareketlenmiş olur. Ve dünyaları alan çantama yine bir şeyler atalım. Sonra ufak ufak buradan gidiyoruz. Yağı bulamadık. Yağı da ayrıyetten alacağız. Arkadaşlar kaskı da buradan almıştım, Scorpion'u. Sonunda motoru bulduk ama bu beyaz renkli olan değil değil mi? Değil. Tamam, bunu da alacağız buradan. Bir de eldiven baktım. Parmağı açık istiyorum. Buradakilerin hepsi kapalı. Muhtemelen onun için birazcık dolaşacağız veya hafta içi geleceğiz. Şu güzelmiş yalnız. Bunu önerdiler. 1700 müydü bu? 1790 TL'ydi. Fena değil. Okey, bunu alalım. Bir de fırça alacağım. Onu da alalım oradan. Hoppa. Böylelikle zincir işini hallediyoruz. Demin durduk yere palyaçolu buff aldım. Bari buradan gelmişken düzgün bir tane daha alayım da tamamlansın değil mi? Bakayım. Ha, bak bu güzel. Artık bu da hareketli bir şey çıkarsa bir daha buff bakmayacağım. Ama bu tamam gibi. Okey, ne kadarmış? 24 lira. Bunu da aldık. Öteki de yedekli dursun. Artçıya martçıya veririz. Arkadaşlar gelmişken bir bakayım dedim. Hatta sordum, hala harbi liste bir şey getirmemiş Scorpion'da. Ama bak şu güzelmiş.
fiyatları da göstereyim size dedim. 4690 lira diyor buna mesela. Hadi bakalım. Kaçıyoruz arkadaşlar. Aldık alacağımızı. Şimdi son alacaklarımızı aldık. Sonunda düz bir BAFTA buldum bir tane daha. Onu da atacağım. Doldurduk bagajı. Yavaş yavaş kaçıyoruz. Arkadaşlar bir de şu motosiklet basıncını ölçen zımbırtılardan, aletlerden arıyorum. Bir de bulabilirsem düzgün bir tane telefon tutacağı. Herkes buraya yönlendirdi. Bakalım burada bulabilecek miyiz? Benzinliğe geçecektim ama aklıma gelmiş ki onu da halledemedim. Oradan geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi o internette gördüğüm makinelerden bulamadık ama burada manuel olanı varmış. Ben de hiç kullanmadım. Deneyerek öğreneceğim. Bununla basınca bakabiliyormuşuz. Hem test etmiş oluruz. 35 liraymış. Hasanpaşa'da nereden alıyoruz? ARD'den alıyoruz. Onu da söylemiş olayım. Biz bunu alacağız. 45 mi? Tamam 45'miş. Yanlış olmasın. 45 lira arkadaşlar. Evet basınç ölçeri de aldık. Bugün ne kadar para harcadım ben ya. Aşağı yukarı herhalde 200 lira ezdik arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz abi o kadar para harcamaya değer miydi? Değer arkadaşlar. Bir kere 200 lira ver. Zaten zincir yağı da benim. Ne bileyim o fırça da benim. Temizleme spreyi de benim. Genelde biz bunları Bay Moto'da sağ olsun Bay Barslar hallediyor. Ama bu sefer kendim yapmak istedim. Hava da güzel uğraşacağım. Fakat şu aleti ilk defa deneyeceğim. 45 liraya aldık. Basıncı bunu ölçebiliyormuşum. Çalışacak mı? Ne kadar verimli? Onu görmüş olacağız. Bu sefer gerçekten benzinliğe gidiyorum. Ve rahat rahat şu bakımı yapacağız. Artık kalanları orada konuşuruz. Arkadaşlar sonunda şu meşhur benzinliğe geldik. Ya ben bu koşu yolundaki itemizi seviyorum. Ya reklam değil. Hiçbir sponsorluk da almadım. Zaten hep söylüyorum. Reklam olan, hiçbirliği olan şeyleri paylaşıyorum. Ama buraya hakikaten gelip motorumu yıkamayı, burada ilgilenmeyi seviyorum. Şu yoğunluğa bakar mısınız abi? Bugün burası kilit durumda. Neyse. Bekleyeceğiz artık. Şimdi şuradan fişimi alacağım. Geleceğim. Zaten 1, 2, 3 bir de önde motorcu bir arkadaş daha var. Sonra rıfkıyı yıkarız. O sırada motor zaten soğumuş olacak. Çalıştırmayacağım. Ben sıcakken yıkamaya sokmuyorum abi. Çok da yol gitmedim. Biraz da dinlendirdim zaten. Sonra tekrar kamera karşısında görüşürüz. Şimdi arkadaşlar Putoline'dan aldığımız zincir temizleme spreyini her yerine sıkıyoruz. Siz gelmeden önce de ben, daha doğrusu siz izlemeden önce de yaptık. Çünkü burası yoğun. Zaten atacak. Bayağı bir boşalttım yani spreyi. Bir de yıkamadan sonra şeyle de sileceğiz. Fırçayla vesaire döneriz. Tertemiz olur. Bu arada iki tane şöyle mikrofiber bez aldım. Tüyü bırakmasın falan diye. Bakalım şimdiki hali bu. Bak şuralara falan çamurlu. Görüyor musun? Bunu bir temizleyeceğiz. En son yıkanıp temizlendikten sonra lastik basınçlarını da bir aldığımız aletle kontrol edeceğiz. Zinciri yağlayacağız. Bakımını yapacağız. Ondan sonra devam. Bu arada beyler şu motor bloğuna biraz daha zaman lazım. Ama soğudu gibi. Neyse sıkıntı çıkmaz. Yaman çıkmaz. Pimpirikliyim biliyorsunuz. Bunun da şeyleri geldi. Yeni stickerları. Şu maviler değişecek. Komple siyah yapacağız. Onu da bu hafta falan hallederim herhalde. Vallahi beyler yaklaşık 20 dakika oldu. Hala bekliyorum. Neyse iyi tarafı motorumun bloğu soğumuş oldu. En azından sıcak sıcak taziyi vurmayacağız. Diğer motorcu arkadaş da motorunu yıkıyor. Bekliyoruz. Beklemek kaderimde var ya yapacak bir şey. O sırada şu aşağıdan abone olursak kanala da destek olmuş oluruz. Arkadaşlar burası çok yoğun. O yüzden köpüklerken falan çekemedim. Şimdi motorumuzu bir yıkadık. Parlatacağız. Sonra zincire bir bakım yapacağız. Birazdan kıyıya köşeye bir yere çekerim. Ondan sonra devam ederiz. Bu arada o kadar tazikli su vurduk ama çanta su almamış gördüğünüz gibi. Yalıtım işe yaradı. Bu çanta zaten her şeyi alıyor biliyorsunuz ama yalıtımla alakalı ufak bir sıkıntımız vardı. Onu da çözmüş olduk. Bu arada bunu da 120 liraya almışız. Zaten bunun toplam şeyini yazacağım size, maliyetini. Aslında bu yıkamadan sonra bir de cila süreceksin abi. Tertemiz olacak da cilayı unuttuk. Ilık ılık kuruluyoruz. Dediğim gibi motor bloğu soğumadan abi ne olursa olsun. Şimdi diyeceksin abi bu zaten kışın da çalışıyor. Motor sıcakken yağmurda vesaire falan ıslanıyor. Eyvallah doğru diyorsunuz ama bayağı ısındıktan sonra direkt tazikli bir şekilde soğuk suyu vurmak sıkıntı abi. O başa bela olabilir. Bir de bu koruma şeyleri var ya, GP kompozitten almıştım mesela ben bunu. Abi pas tutmasın, mas tutmasın diye ben direkt böyle aralıklarına kadar kuruluyorum. Yarın öbür gün boyası atar bir şey olur. Gerek yok değil mi? Böyle tek tek uğraşıyoruz. 3 tane bezim var. Bunlar işte lastik parçaları. Bir tane daha bezim var. Şu aşağıdaki çamur şeyleri falan, yerleri falan sileceğiz. Şimdi arkadaşlar zincirimizi temizledik. Fırçayı kullanmama gerek kalmadı. Zaten önceden temizlemiştim yakın zamanda. Üzerinden geçtik, kuruttuk. Motul'ün yağını kullanacağım. Bak adamlar her şey düşmüş. Kapağı takmış. İşte uzaktan sıçramasın diye fıt fıt fıt. Biraz ellerim kirlendi ama çok basit bir şekilde hemen başlığını değiştirdim. Dediğim gibi bu videoda hiçbir sponsor yok. Ne geldim benzin istasyonu, ne kullandığım yağ,
zincir temizi hiçbirisi bana bu iş için para vermedi. Keşke verse ama vermedi arkadaşlar. Şimdi şöyle ufak bir görsel size yapayım. Ondan sonra kapatacağım zaten. Hani yağlıyormuş gibi. Arkadaşlar 45 lira verdiğim bu alet çöp çıktı. Ya da ben kullanamadım bilmiyorum ama bastığım zaman bak şimdi bütün şeyi görüyor musun? Dibine kadar itmiş. Kaç gösteriyor? 45-50 PSI gösteriyor abi. Böyle bir şey yok ki. 50 PSI değil. Buna 30 PSI bastık buradan. Bak 29'a düşürdük hatta en son. Bunu gösteriyor. Yani bu çöp item. Yani bunu tekrar alacağız. Elektronik kullanacağız. Bilginiz olsun. Bir daha basalım. Bak kapattım. Gene 50 verecek. Demin havayı sonuna kadar şey yapmıştı ya. Bak. Demin de şey gösteriyordu. Yok bu sefer daha fazla vermiş. Hatta daha da az olan daha fazla gösteriyor. Bu olmadı. Neyse şimdi yapacağımız şeyi söylüyorum. Öne 30, arkaya 32. Geçen gün basmıştık ama gene kontrol edeceğim. Bundan çok umutluydum ama olmadı be. Arkadaşlar bütün işlemleri tamamladık. Şimdi modaya geldim. Böyle ferah ferah bir kapanış yapmak istedim. Bir de özet geçeyim, durumu toparlayayım istedim. Toplamda bugün bu işler için 250 lira harcadım. 198 lira Motomax'ta, ARD motorda da 45 lira harcadım. Bir de önceki dükkanda aldığım şu 150 lira bir alışveriş var. Fırça ve zincir temizleyici, yağ temizleyici almıştım. Öncelikle şunu bir anlatmak istiyorum. Bunu ARD motorda alan adamlar gayet kibar, düzgün, esnaf adam yani iş yapıyor. Ama bu çalışmıyor abi. Neden biliyor musun? Bunu buradan takıyorsun. Buradan pat sana işte kaç bar ölçtüğünü falan pat 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 göstermiyor. Her birinde 50 ölçüyor abi. Takıyorum 50, basıyorum 50, bitmiş 50. 50, hep 50 yani anladın? O yüzden 45 liram çöpe gitti. Adamların suçu günahı, adam da bilmiyor dedi ama bunun otomatiğini alacağım. Şimdi konuya dönecek olursak. İkinci olay. Ben bu Motomax'tan çok defa alışveriş yaptım ama bundan sonra alışveriş yapmamaya yöneleceğim. Kimseye de böyle bir şey yönlendirmek istemiyorum ama bütün çalışanları böyle bir egolu, beyaz sürtlü. Ne? Sen mi geldin? Tamam, al git. Ne yapıyorsun falan modunda. Gittim, şu Motul'u bulamadım. Orası da pazar günü açıldı. Aldım. Böyle ilgisiz ilgisiz hareketler. Derdim marka karalamak, kötü demek değil. Buradan firma etkilerine sesleyeyim. Lütfen elemanlarınızı değiştirin. Ne olur değiştirin. Gerçekten sizden çok defa alışveriş yaptım. Çok fazla ürünü sizde bulabiliyorum ama çalışanlarınızdan memnun değilim. Yanlış anlayacak bir durum yok. Her zaman övündüğüm şeyi de söylerim. Beğendiğim şeyi de söylerim. Beğenmedim. Nasıl? Bugün gittiğimde ay temizle motoru yıkadım dedim bir reklam almadan. Ya da nasıl motoru gösteriyorum reklam almadım. Bunlar beğendiğim, kullandığım markalar olduğu için. Olumsuz da söylemem benim görevim. Neyse daha fazla bu konu üzerine değinmeyeceğim. Fırçayı kullanmadım abi. Neden? Çünkü ben yaklaşık 20 gün önce bir zincir bakımı yapmıştım. Üzerinden mi geçti gene temizledik vesaire ama o yüzden kullanmayı tercih etmedim. Bugün harcadığım 250 artı 150, 300, 400 TL para oldu. Şu da dahil içerisinde. Ne yaptık motorumu? Yaza hazırladım artık. Lastik basınçlarımı kontrol ettim. Zaten lastiklerim benim yazlıktı. Çok kullanmadım kışın. İkincisi yağı değiştirdik ama yağını değiştiremedim. Çünkü motorumun garantisi devam ediyor. Ve dolayısıyla Bay Moto'da sevgili Bay Barsçığım da yapılması gerekiyor. O yüzden müdahale etmedim. Ne yaptık? Zincirimiz tertemiz. Yağladık. Ama buna bir tur daha yağ geçeceğim. Neden biliyor musun? Çünkü zincir temizliği sıktık, kuruladım, temizledim vesaire falan ama akşam bir tane daha atarız, bir kat daha geçeriz. Şimdi tekrar motor başına gelecek olursak motorum gıcır gıcır. Bütün bakımlarını yaptık. Lastik basıncım tamam. Zincirimizi temizledik. Bir tek yağım değiştik. O da haftaya maftaya hallolur ama bugün 400 lira param gitmiş arkadaşlar. Bu işler çok maliyetli oldu ve bütün işçilik bende. Şunu da tavsiye ediyorum. Bende bir tane evde vardı ama yanıma almayı unuttuğum için tekrardan çektim. Bununla alakalı dediğim gibi çok verim alamadık. Hatta burada PSI harcayacak kilogram da gösteriyor. Ama bundan bir tane edinin. Ya bundan edinmeyin de elektroniğinden edinin. Durum bu. Motomat üzerinde de dediğim gibi marka karalama derdim yok. Memnun olup olmadığım şeylerden. Kullanıcı ne derler, müşteri yorumu gibi düşünsünler. Yıkamayla alakalı detayları da dediğim gibi bahsedeceğim demiştim. Şimdi burada fırsat bulmuşken anlatıp bu da elimde şey. Öğretmenlerin çubuğu kalemi gibi kaldı ama güzel oldu olsun. İyi dinleyin çocuklar, burası önemli. Ne yapıyorsunuz? Birincisi motoru yıkayacaksın abi. Bu motor bloğu sıcak olmayacak. Şimdi diyeceksin abi yolda giderken de zaten yağmur yağmıyor mu? Bu motor ısınıyor. Niye soğuk su aynı hesap değil mi? Değil. Çünkü buna tazikli su vuruyorsun ya, o motor bloğunun biraz soğuması lazım. Zaten videoda gördünüz, ben yarım saate yakın orada bekledim. 20 dakika banko var da, yarım saat biraz abartı olabilir. O sırada motorunu soğudu, hep itekliye itekliye götürdüm. Acayip doluydu. Ben motoru yıkarken tazikli su ve şey kullanıyorum ama içerisine egzozun özellikle o kısma dikkat ediyorum. Zaten kendim yıkadım, su kaçırmamaya çalışıyorum. Yani mekanik kısımları koruyun. Motor bloğu soğumuş olsun, onun dışında devam abi. Bir de biraz suyu aktıktan sonra normal fıt fıt bezini kurularsın. Bunun haricinde kendim görüntü alamadım orada. Çok kalabalıktı çünkü
sıra var. Bir yandan hani kendim tak 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 işimi hallederken çekemedim. İnsanlar dedi ne oluyor? GoPro'yu da yapamadık. Bugün böyle keyifli bir gün oldu. Size de paylaşmak istedim. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de bana öneri atarsan ona göre de çekimler yaparız. Şimdilik bu kadar. Kendinize dikkat edin. Tekeriniz. Hoşçakalın.